Merhaba sevgili öğrenciler, ben Yeşim Hoca. 6. sınıf kazanım testlerinin 5.'sini çözeceğiz hep birlikte. Ünitemiz downtown yani şehir merkezi. Vakit kaybetmeyelim, ilk sorumuza geçelim. Bir diyaloğumuz var Alan ve Sam arasında. Alan bla bla bla. Sam, she is reading a newspaper. Ne diyor? She, bakın kadınlar için kullanıyorduk değil mi? He olursa erkekler için, it olursa cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanıyorduk. O diyor gazete okuyor. Is reading, şu anda okuyor gördüğünüz gibi. Bakalım şıklarımıza. Why is she reading a newspaper? Why? Neden gazete okuyor diye sormuş. Which newspaper is Avril reading? Avril hangi gazeteyi okuyor diye sormuş. What is your mother doing? Senin annen ne yapıyor diye sormuş. She is reading a newspaper. Bakın mother kadın değil mi? Anne. O yüzden de she öznesini kullandık. C seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. Where is your grandma going? Senin büyük annen grandma, grandmother da diyebiliriz. Nereye gidiyor diye soruyor. D de doğru seçeneğimiz olmadı. Evet. Boşluğu tamamlayalım bakalım. The teacher is at the bookshop. The teacher öğretmen. Öğretmen kitapçıdaymış. Bookshop kitapçı, kitap dükkanı demek. She is blah blah books for her students. Öğrencileri için bir şeyler yapıyordu, değil mi? Bakalım. She is eating cookies and reading books. Kurabiye yiyor ve kitap okuyor öğrenciler için. Mantıklı mı? Mantıklı değil. She is buying some science books for her students. Öğrencileri için bilim kitabı satın alıyor diyor. Bu olabilir. Bir bekleyelim. She is drawing pictures on books for her students. Kitapların üzerine öğrenciler için bir şeyler çiziyor diyor. Bu da olamaz. She is tidying all books for her students. Öğrencileri için bütün kitapları, all books, bütün kitapları düzenliyor, topluyor. Bu da olamaz. Niye kitapçıya gitmiş öğretmen? Onlar için biraz bilim kitabı satın almak için. Evet. Boşluğu dolduralım bakalım. Sue ve Linda'nın annesi konuşuyor diyalogda. Sue ne diyor? Hello, I am Sue. Can I talk to Linda? Merhaba, ben Sue. Linda ile konuşabilir miyim diye sormuş. Linda'nın annesi, merhaba Sue. Hi Sue. I am sorry. Üzgünüm. But Linda is at the library now. She is blah blah. Library kelimesini daha önce öğrendik, değil mi? Kütüphane demek arkadaşlar. Üzgünüm diyor. Linda şu anda kütüphanede. She is blah blah. Bakalım boşuna ne gelecek? Thanks a lot. See you later. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. See you diyor annesi de. Görüşürüz diyor Linda'nın annesi. Kütüphanedeyse Linda ne yapıyor olabilir? Taking a nap. Biraz kestiriyor olabilir mi? Watching TV. Televizyon izliyor olabilir mi? Studying hard. Çok çalışmak. Having lunch. Öğle yemeği yemek. O şu an kütüphanedeyse she is studying hard. Şu an çalışıyor arkadaşlar. C seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. Please be quiet, blah blah in the library. Kelime bildik mi? İşimiz kolay. Please be quiet, sessiz olun lütfen. Kütüphanedeyiz. Ama bakalım şıklarımıza. Niye sessiz olalım? Because I am listening to music in the library. Kütüphanede müzik dinlediğim için lütfen sessiz olun. Bu olmaz. Please be quiet because people are reading books in the library. Sessiz olun çünkü insanlar kütüphanede kitap okuyorlar. Olabilir mi? Bakalım. Please be quiet when you are talking to Sarah in the library. Sarah ile kütüphanede konuşurken sessiz olun. Bu da olamaz arkadaşlar. Please be quiet when he is sleeping in the library. Kütüphanede zaten uyunur mu? Uyunmaması gerekir. Kütüphanede uyurken lütfen sessiz olun diyor. En doğru seçeneğimiz burada 5 şık oldu. Please be quiet because people are reading books in the library.
Sessiz olun çünkü insanlar kütüphanede kitap okuyorlar diyor. Haydi bakalım. Evet. Nancy ve Nancy'nin annesi konuşuyor. Where is my grandma? Grandma bakın kısa hali. Şu şekilde de kullanabiliriz. Grandmother. Bu da uzun yazılışı. Büyük anne demek. In the living room. Neredeymiş? Oturma odasındaymış. She is blah blah now. Ne yapıyor olabilir? Bakın görselle tamamlayacağız. Feeding the chickens, tavukları beslemek. Washing the dishes, bulaşıkları yıkamak. Making a cake, kek yapmak. Knitting, örgü örmek. She is knitting now. O şu anda örgü örüyormuş. Yine uygun boşluğu uygun kelimeyle tamamlayalım. Fiona is blah blah. Running fast, hızlı koşmak. Dancing happily, mutluca dans ediyor Fiona diyor. B seçeneğimiz doğru cevabımız. Playing hopscotch, seksek oynamak. Buying new clothes, yeni kıyafetler satın almak demek. Evet. Clara is blah blah. Görsele göre ne yapıyor Clara? Bakın kek yapıyor gibi duruyor. Bakalım. Making a delicious cake. Clara is making a delicious cake. Lezzetli bir kek yapıyor. A seçeneğimiz doğru cevabımız. Clara is having a birthday party. Clara bir doğum günü partisi veriyor. Clara is cleaning the kitchen. Mutfağı temizliyor. Bu da doğru değil. Bu da doğru değildi. Clara is eating a croissant. Kruvasan yiyor. Bu da doğru değil. A seçeneğimiz doğru cevabımız. Isabella ne yapıyor bakalım? Yatağını topluyor, düzenliyor gibi duruyor. Sleeping, uyumak. Studying hard, çok çalışmak. Reading a book, kitap okumak. Making her bed, yatağını yapmak, yatağını toplamak. Isabel is making her bed. Bakın arkadaşlar is ve ing gördüğünüz gibi is yardımcı fiilimiz. Fiilimizin birinci hali make artı ing takısı gelince şimdiki zamanı anlatıyordu değil mi bize? Yani Isabel şimdi yatağını topluyormuş. Küçük bir gramer bilgisi. Sally is blah blah. Ne yapıyor? Bakın burada bir köpeği var Sally'nin. Yürüyüş yapıyor gibi duruyor. Sally is walking her pet. Geziyor değil mi evcil hayvanıyla? Sally is feeding the birds. Bu doğru cevabımız değil. Kuşları besliyor. Sally is going to the school. Okula gidiyor. Bu da doğru cevabımız değil. Sally is watering the flowers. Çiçekleri suluyor. Bu da doğru cevabımız değil. A seçeneğimiz doğru cevap oldu. They are playing chess, değil mi? Satranç oynuyorlar. Enstrüman. At the park, parkta. Basketbol, basketbol demek. Ama play chess, satranç oynamak demek. Kelime bilmek çok önemli. Evet. Bu soruya bakalım şimdi birlikte. Değer bula bula. Ne görüyoruz burada? Bir otobüs durağı da bekliyorlar değil mi? They are reading books. Kitap okuyorlar. They are waiting for a bus. Otobüs durağında ne yapıyorlar? Otobüs bekliyor olabilirler. B seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. They are buying some bread. Fırıncı da mı bunlar? Hayır. C seçeneğimiz olmadı. They are sitting in the bookshop. Kitapçıda oturuyorlar diyor. Bu da doğru seçeneğimizdi. B seçeneğimiz doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet. Olivia John konuşuyorlar. Olivia, where is Nancy diye sormuş. John, she is blah blah. Bakın çiçek vardı. Çiçek dükkanında gibi sanki. She is in the florist's. Çiçekçide. A seçeneğimiz doğru cevabımız. She is behind theater. Behind arkasında, o tiyatronun arkasında demek. She is opposite the theater. Tiyatronun karşısında. She is next to the florist's. Çiçekçinin bitişinde, yanında gibi bir anlam çıkıyor. Bu da doğru cevap değil. A seçeneğimiz in içinde demek. She is
In the florist, çiçekçide, çiçekçinin içinde diyebiliriz. Bu sorumuzla birlikte kazanım testimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki testimizde görüşmek üzere.